Dostlarım merhaba. Gelen hastalarıma bakıyorum. Yaşı 60'tan büyük olup da hafızasından şikayet etmeyen yok gibi. Doktor bey, isimleri unutuyorum. Sakladığım şeyleri bulmakta zorlanıyorum. Yoksa Alzheimer mı oluyorum diye soranlar var. Dostlarım, beynimiz 30 yaşından itibaren bize fark ettirmeden küçülmeye, bazı fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Hiçbirimiz 8 yaşındaki bir çocuk kadar hızlı öğrenemeyiz. Yaşlandıkça daha unutkan olmanın, daha zor öğreniyor olmanın bir çaresi yok. Ama bu olumsuz gidişatı yavaşlatmak mümkün. Birazdan anlatacağım önerilerime uyarsanız, yaşıtlarınız gibi isim unutmaz, arkadaşlarınızın gözlüğü gözündeyken gözlük aradığı yıllarda siz aktif çalışma hayatınıza devam edersiniz. En basit ve en ucuz öneriden başlayayım. Her sabah bir bardak ılık su içmeyi alışkanlık haline getirin. Dostlarım, beynimiz susuzluğa en hassas organlarımızdan biridir. Beynin %2'den fazla su kaybetmesi, sersemlik, baş dönmesi hafızada zayıflamaya neden olur. Bu yüzden özellikle yaşlıların susuz kalmamaya dikkat etmesi gerekir. Size kendinizi zorlayarak günde 2 litre, 3 litre su için demiyorum, suyu susayınca için, ama sabahları susamış olmasanız da bir bardak ılık su içmeyi adet hale getirin. İkinci önerim, kırmızı et, tavuk eti, balık eti fark etmez, hiçbir hayvanın etini yemeyin. Yani vegan olmasanız da hiç olmazsa vejeteryan olun. Bilimsel çalışmalar et yemeyi kesip bitkisel beslenmeye geçmenin unutkanlık dahil olmak üzere zihinsel fonksiyonları düzelttiğini gösteriyor. Bakın, bu resimde solda Akdeniz tipi beslenme uygulayan bir insanın beyin MR'ını, sağda ise et yiyen birinin beyin MR'ını görüyorsunuz. Kırmızı renkli bölgeler beynin canlı ve aktif olduğu bölgeleri, mavi lekeler ise aktivitenin olmadığı yerleri gösteriyor. Et yiyenlerde kırmızı bölgeler, yani beynin aktif olduğu bölgeler azalırken işlevsiz kısımlar artıyor. Bakın, bu resimde de soldaki resim 52 yaşında hayatı boyunca ağırlıklı olarak sebze meyve ile beslenmiş, Akdeniz diyeti uygulayan ve zihinsel fonksiyonları gayet iyi olan bir kadına ait. İçerideki gri alanlar beyin dokusunu gösteriyor. Okla gösterilmiş siyah boşluklara ventrikül adını veriyoruz. Sağda daha genç ancak etli yağlı bir beslenme uygulayan bir kadına ait beyin MR'ını görüyorsunuz. Gri beyin dokusunun daha az olduğuna, buna karşılık içi su dolu işlevsiz alanların nasıl genişlemiş olduğuna dikkat edin. Şimdi biraz da beyne ve hafıza fonksiyonuna özellikle iyi gelen besinlerden bahsedelim. Dostlarım, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını hepiniz duymuşsunuzdur. Aşırı maruziyette insanlarda cilt kanseri yapabilen bu ultraviyole ışınları bütün gün güneşin altında kalan bitkilere neden zarar vermiyor? Dostlarım, bitkilerin ultraviyole ışınlarından zarar görmemesinin nedeni bitkilere renk veren pigmentler, yani karotenoidlerdir. Sarı, kırmızı, turuncu, mor, yeşil meyve ve sebzelerdeki karotenoidler bitkileri olduğu gibi bu bitkileri yiyen insanları da ultraviyole ışınlarından korurlar. Karotenoidlerin bir diğer faydası da beynin yaşlanmasını engellemektir. Beyni olumlu etkilediği gösterilen en önemli karotenoid de luteindir. Alzheimer ve sarı nokta hastalarında hem göz retina tabakasındaki hem de kandaki lutein miktarının sağlıklı insanlara göre daha az olduğu gösterilmiştir. Luteinden en zengin besin, size daha önce bir videomda bahçenizde veya saksıda yetiştirmenizi tavsiye ettiğim karalahananın kardeşi kale bitkisidir. Bizim ülkede fazla maalesef yok. Kale bitkisinin 65 gramında 10,3 miligram lütein vardır. İkinci sırada ıspanak gelir. Lütein pişirmeden etkilenmediği için ıspanak yemeklerini de bol bol yiyebilirsiniz. Brokoli ve mısırda da hatırı sayılır miktarda lütein vardır. Dostlarım, hafızaya ve zihinsel fonksiyonlara iyi gelen bir diğer besin maddesi nitrat muhtevası zengin olan pancardır. Pancar salatası, haşlanmış pancar veya pancar suyu beyin damarlarında nitrik oksit salınımını artırarak beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler.
Daha önceki videolarımda haftada 2-3 gün mutlaka yemenizi tavsiye ettiğim brokoli lahana grubu sebzelerin beyin damarlarını açma özelliği vardır. Elimizde bu grup sebzeleri daha çok tüketenlerde ön beyin hasarının daha az olduğunu, bu kişilerin zihinsel fonksiyonlarının daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar var. Son olarak dostlarım, erken bunamayı engelleyen bir diğer meyve de siyah üzümdür. Üzüm yemenin veya üzüm suyu içmenin, şarap değil üzüm suyu olacak, hafıza fonksiyonunu olumlu etkilediği gösterilmiştir. Solda gördüğünüz beyin PET taramasında kırmızı lekeler beyin aktivitesinin gerilediği bölgeleri göstermektedir. Sağda ise 6 ay boyunca üzüm yiyen birinde kırmızı lekelerin nasıl azaldığını görüyorsunuz. O halde kısa bir özet yaparak bugünkü sohbetimizi bitirelim. Yaş aldıkça hafızamızın takvim yaşımızdan daha hızlı yaşlanmasını istemiyorsak, hayvansal besinlerden mümkün olduğu kadar uzak duralım. Her gün en az 3 porsiyon meyve tükettiğimizden emin olalım. Kale, karalahana, brokoli, pazı grubunu, pancarı ve üzümü ihmal etmeyelim. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim.